CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünden neden bu kadar kontroller ifadeleri yeni bir tartışma yarattı? Dünden. Evet. Sayın Gülden. Gülden, ha, evet evet Gülden. Cumhurbaşkanı adayı olarak işaret ettiği yönünde bu konu hakkında ne dersiniz? Valla siz... Yok, size sordu. Bana mı yönetim? Bitti mi? Şimdi korkan bir taraf varsa, bir korkan taraf var, bir de soru soran taraf var. Biz bu konuda bir taraf durumunda değiliz. Ama yani Türkiye'de bir kere eğer korkudan bahsetmek gerekirse, korkuyu tümüyle ortadan kaldıracak bir siyasi iklim şart. Kişilerden, akımlardan, düşüncelerden korkulmayan bir siyasi ortamda herkes en doğruya gitme konusunda, Sayın Genel Başkan da vurguladığı o güzel şeyle, işbirliği içinde rekabet yapma şansı bulur. Yani bu soruyu Sayın Kılıçdaroğlu'na yöneltmeniz ya da korkanlar kimlerse onları yöneltmeniz daha doğru olur. Şimdi aslında bütün partilerin bugün bizim Sayın Genel Başkan'a, değerli dostumuz Sayın Akşener'le yaptığımız görüşme gibi bütün partiler arasında bu görüşmenin yapılabilir olması lazım. Türkiye'de siyasetin artık tansiyonunun düşmesi, herkesin fikirlerle karşılıklı olarak birbirlerine hitap edebilmesi lazım. Nezaketle konuşabilmesi lazım. Şu anda ortak, birçok konuda ortak yaklaşımımız var. Ama Türkiye'de bu Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin getirdiği tarzda ittifaklardan bahsetmek için daha erken bir dönem. Biz öncelikle iki parti arasında daha yakın diyalog, diğer partilerle de mümkün olmasını isteriz. Onlarla da aynı yoğunlukta görüşmek isteriz. Eminim İyi Parti de bunu yapmak ister. Ne kadar çok siyasi liderler görüşürse buzlar o kadar erir. Türkiye'deki siyasi problemlerin çoğu psikolojiktir ve görüşememekten kaynaklanıyor. Maalesef son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel tutumuyla ya siyasi liderleri yok sayıyor ya hain ilan ediyor. Kimse bir araya gelemez duruma geldi. Ama en azından biz muhalefetteki siyasi partili olarak diyaloglarımızı artırarak Türkiye'nin önündeki bu kaos ortamını, bu kasvet ortamını dağıtmaya kararlıyız. Buyurun. Yok, bana da sordunuz mu? Rahmetli Elçi Bey çok yakın dostumdu. Bilmediği konularda bir soru geldiği zaman şöyle derdi: ne bileyim? Evet. Evet, şimdi sizden almıştık sözü. Efendim, benim de iki sorum olacak. İlki Biden'la ilgili değindiniz ama Biden açıklamaları üzerinden iki konu hakkında bir tartışma dönüyor. Birincisi içerik yönünden muhalefetin yeterli tepkiyi göstermediği yönünde. Bir diğeri de iktidar cephesinden yine biz bunu biliyorduk. Zamanlama açısından biz bunu biliyorduk ama muhalefet de bilmesine rağmen neden sustu şeklinde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İkincisi efendim, Millet İttifakı'na bir işaret mi durdu açıklamalar? Aynı zamanda sizin de isminiz Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok konuşuluyor. Bu konu hakkındaki değerlendirmeniz. Şimdi bunu da ben söyleyeyim önce, sonra size şey yapalım. Biden hadsiz, yanlış, çirkin bir açıklama yapmış. Ama Trump da bizzat hem Türkiye'yi hem gene Sayın Erdoğan'ı ahmaklık yapma diyerek çok çirkin bir iğrenç mektup yazdı. O iğrenç mektubu aldılar, ceplerine koydular ve düşe düşe Meral Akşener'e Trump'a peluş kafalı demek düştü. Sonra bir baktım kanka olmuşlar. Şimdi Biden'la ilgili mevzuda ben AK Parti'nin siyasetçilerinden 2-3 kişi dışında herhangi bir tavır duymadım, görmedim. Dışişleri Bakanı'ndan duymadım. Sayın Erdoğan'dan duymadım, görmedim. Şimdi bazen şahsi ilişkiler üzerinden Türkiye'nin şirazesi kaydı. Şahsi ilişkiler güzeldir liderler arasında. Ama asıl yeri kurumsaldır. Dışişleri Bakanlığı'nın arkasında Sayın Erdoğan'ı durmaya davet ediyorum. Buna itiraz yeri elbette biz itiraz ederiz. Orada bir sorunumuz yok. Ama insan bazen de endişe ediyor.
Rahip Bronson üzerinden bağırdık çağırdık Trump'a. Sonra bir baktım bunlar kankaymış. Biz kaldık açıkta. Sonra bir baktık Rahip Bronson uçmuş. Beyaz Saray'da ağırlanıyor. Dostum Trump, dostum Tayyip olmuş kendi aralarında. Sonra bir mektup gelmiş. O daha vahim. Ve gelinen noktada bir tedbir olarak, ben kişisel fikrimi söyleyeyim, bir tedbir olarak yani aşırı dostların arasına tırnak içi girmemenin faydalı olduğunu, sonra çırak çıktığınızı görüyorum. Şimdi işin ciddiyeti şu, kurumsal bir ilişki biçimini devletler arasında Türkiye geliştirmek zorundadır. Dışişleri Bakanlığı uyuyacak, Sayın Çavuşoğlu'ndan tek kelime edilmeyecek, vay efendim muhalefet ne yapıyor? Bu Sayın Altun'un haddi de değildir, hakkı da değildir seçilmiş siyasetçilere hesap sorma. Atanmış bir arkadaşın siyasetçiye diskur çekmesi, ayar vermesi en hafifiyle hadsizliktir. Gerisini söylemeyeyim. Patronu verecek cevabı. Böyle bir şey olur mu? Habire memurlar konuşuyor. Dolayısıyla Sayın Çavuşoğlu'nun, Sayın Erdoğan'ın Biden'la ilgili fikirlerini merak etmeye devam ediyorum. Benimle ilgili sorunuza gelince bu netlikte söyleyeyim. Rahmetli Demirel'in sözü var. Ortada seçim yok, hiçbir şey yok. Doğmamış çocuğa don biçmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla seçimin olmadığı bir yerde Cumhurbaşkanı adayının konuşulmasını da hiç doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Şimdi bu aslında sorduğunuz soru tam da vahamet ortaya koyuyor. Yani özrü kabahatinden büyük diye bir söz vardır ya. Yani demek ki bu devlet yetkilileri 8 aydır bu meseleyi biliyorlarmış ve üstünü örtmüşler. Şimdi Dışişleri Bakanı yapmış birisi olarak söylüyorum. Başbakanlık yapmış ve ülkeyi onurla temsil etmiş birisi olarak söylüyorum. Biden'ın bu açıklamaları muhalefeti ilzam eden açıklamalar değil sadece. Biden'ın bu açıklamaları Türkiye'ye hakaret. Biden'ın bu açıklamaları Türk demokrasisine hakaret. Şimdi öncelikle cevap verme sorumluluğu iktidarda olanlarındır. 8 ay önce de eğer bu vakte kadar bekleyip de muhalefet ne diyecek diye bekleyip diyorlarsa vazife ihmal vardır burada. Bir başka ülkenin Cumhurbaşkanı adayı, eski başkan yardımcısı açık bir şekilde Türkiye'ye hakaret ediyor ve iktidarda bulunan Cumhurbaşkanı, bu görevi yürüten Dışişleri Bakanı bekliyorlar ki bunu bir tuzak gibi kullanmayı bekliyorlar. Bu açık bir şekilde vazife ihmalidir. Hakaret Türkiye'dir, Türk demokrasisinedir. Ve duyulduğu andan itibaren Sayın Akşener'in de çok güzel bir şekilde vurguladığı gibi hepimiz tepki verdik. Hiç de sessiz kalmadık. Hani sık söylenen bir söz vardır. Kulakları var ama duymazlar, gözleri var ama görmezler. Bugün iktidarda olanlar, o açıklama yapanlar, muhalefet sessiz kaldı diyenlerin kulakları var ama duymuyorlar. Gözleri var, görmüyorlar çünkü onlar kendi dünyalarında apayrı bir yerde yaşıyorlar. Sayın Erdoğan daha bir açıklama yapmış değil. Dışişleri Bakanı yapmış değil. Diğer yapılan açıklamalarsa siyaseti bağlamaz. Burada o açıklama yapıldığı gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkıp Biden'a cevap vermesi gerekirdi. Muhalefetin ne diyeceğini beklemeksizin. Aynı şekilde Trump'ın mektubu geldiği gün iade edilmeliydi. Türkiye maalesef son dönemde sürekli bu tavırla itibar kaybına uğruyor ve özrü kabahatinden büyük derler buna. Bu özür değil. Türkiye birinin diğerine tuzak kurduğu bir siyaset arenası değil. Türk demokrasisinin onurunu hepimizin koruması lazım.